An acoustically optimized knit seamlessly surrounds the magnetically attached cushions. These components work in harmony to maintain an exceptional over-ear seal, the foundation for its incredible sound. Vay, aman Allah'ım! Ooh. Yeah, come on! Nasıl bir ses? Daha önce hiç duymamıştım. Herkese merhaba sevgili Teknolojioku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Yepyeni bir Teknolojioku-Yorum programı ile karşınızdayız. Haftanın teknoloji gündemini programımızda değerlendiriyoruz sizlerle beraber. Evet. Bomba haberler var bu haftada yine. Ya, bomba haberler derken klasik alışık olduğumuz Türkiye. Türkiye, evet. Türkiye gerçekten. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyelim. Sosyal medya devlerine 30 milyon Türk lirası bir ceza kesildi ki bu ceza tebliğ de edilmiş durumda. Hafta başında falan kesilmişti ama tebliğ edilmesi cuma gününü falan buldu. Yani artık süreç başladı arkadaşlar. Bir 30 günlük geri sayım daha var şimdi. Eğer bu cezayı ödemezlerse, daha doğrusu cezayı ödemeleri çok önemli değil. Buradaki amaç onlara temsilci atamalarını sağlamak. Burada. Eğer bu olursa, yani temsilci atarlarsa, sadece VK atadı galiba şu ana kadar. Rusya merkezli sosyal ağ. Eğer atarlarsa hiçbir sorunu yok. Yani zaten cezanın büyük bir bölümü affediliyor bildiğim kadarıyla. Yani çok ufak bir meblağ ödüyorlar. Dörtte biri. Tam rakam dörtte biri. 40 milyon toplam, 10 milyon ödüyorlar. Olay bitmiş oluyor. Sonra her şey aynı şekilde devam ediyor. Ama atamazlarsa yani bir ay sonra bugünlerde, ocağın 15'inde falan. Kısım orası, atamazlarsa arkadaşlar. Dananın kuyruğu kopuyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var gerçekten, hani eğer atamazlarsa önce, ya ilk etapta şey de sonuçta olanı söylüyorum ben. En son hamle öldüreceğim de trafik bantları %90 oranında. Bant genişliğini kısıtlanacak. Ama bu ilk, da Ocak ayı, girememesi demek. Ocak ayında da şu olacak arkadaşlar, reklam yasaklanacak. O da önemli ama. Ya o da önemli de hani onun bize yansıyan bir durumu yok. O da tamamen karşı tarafı ilgilendiren bir yaptırım. Ama son yaptırım kullanıcıları da etkileyecek arkadaşlar. Yani sosyal medya sitelerine, mecralarına, uygulamalarına giriş yapamayacağız büyük ölçekte. Instagram, Twitter, Facebook, işte aklınıza YouTube, ne geliyorsa hiçbirine giremeyeceğiz. Hani sürekli böyle başlıklar açıyorlardı, Instagram'ın çökmesi, Facebook'un çökmesi falan diye. Evet, anlık artık olarak. O her gün o durumda olacak arkadaşlar. Yani bir girecek, üç girmeyecek falan böyle. Yani kimse de o şeyleri kullanmak istemez herhalde. Bakalım hayırlısı, yani bir iki ay içinde bu durum kesinlik ve netlik kazanmış olacak. Olacak. Bir diğer önemli başlık Türkiye pazarına arkadaşlar, biliyorsunuz Çinlilerin istilası söz konusu şu anda. Kaç tane marka oldu abi Çinli? Çok yani oldu ya. Çinli olmayanları saysak daha kısa sürer. Samsung, Apple. Apple, başka LG var arada bir telefon satıyor. Yani LG'de çok artık şey kalmadı. Başka kalmadı şu an. Hepsi alayı Çinli oldu. Yani Oppo, öyle. Realme, Xiaomi, Huawei. Honor, Poco. Honor, Poco. Tecno, onlar telefon. Şimdi Tecno işte geldi. Telefon yani geldi. O şey Vivo bir tane cihaz satıyor daha geç ama. Yani arkadaşlar son olarak Tecno geldi. Aslında Tecno Mart ayında gelmişti ama Vodafone'la anlaşmamız mı var demişlerdi o zaman. Öyle garip bir şey demişlerdi. Garip bir durum vardı o zaman, evet. Ve iki tane cihaz getirmişlerdi. O cihazlar da çok iyi cihazlar değildi açıkçası. Şimdi geçtiğimiz günlerde yeni bir lansman yaptılar. Üç yeni model daha tanıttılar. Birini bize geldi zaten. Evet, kutusunu biri geldi, açtık. Kutu açılışını yapmıştık. O cihazın fiyatı da 4400. Ya o beni çok büyük ayak kırıklığına uğrattı açıkçası. Ben çünkü yurt dışı fiyatına bakmıştım. 215 euro gibi bir şeydi. Yani 200 euro olur bir şeydi, dedim ki bu cihazlar Türkiye'de 3000 liraya satılırsa hani Xiaomi Redmi'yi siler dedim. Evet. Redmi nasıl siler abi? Ya özellikle öyle siler ama 4400 liraya sattıkları için hiç kimseyi silemez bunda. Buradan belirtmek gerekiyor. Tecno bir de şöyle bir kampanya yapmış. Hani telefonu satın alanlara Ocak 31 Ocak'a kadar da galiba otomobil veriyorlar. Aynen, otomobil veriyorlar, televizyon veriyorlar. Böyle 30 küsür oranı tane. Yüksek yalnız. Aynen bak onu diyeceğim. 30 küsür tane ürün var arkadaşlar. Şimdi 31 Ocak'a kadar çok bir kişi Tecno almazsa eğer, hani 30 kişi alsa hediye kazanmanız garanti. Peki sen nasıl, fiyatı falan nasıl buldun özelliklerini? Bence yüksek ya. Yani yüksek mi? 4000 de. Ya şimdi Türkiye pazarına yeni giriyorsun. Çoğu kişi ismini bile duymamış ki hani teknoloji kanalını takip eden insanlar bunlar yani. Muhtemelen evet, diğer kanalları da takip ediyorlardır. Yabancı yayınları da takip ediyorlardır. İsmini duymamışlar senin. Kalkıp da yani dışarıda 200 küsür euroya sattığın telefonu da 4400 liraya getirince buraya fantastik bir durum oluyor. Bakalım Tekno için hayırlısı. Bir de zaten göreceğiz. Bir de zaten hep hani bu tip ürünlerde hep yaptığımız, verdiğimiz bir örnek var da veya başka şey alırken de bunu yapıyorsunuz. 4400 lira verene kadar oho. Yani çok geniş yelpaze oluyor. Huawei var, Xiaomi var, Oppo'su var, Realme'si var, bir sürü model var yani. Var yani. O yüzden bilmiyorum. İşleri zor. İçin biraz sıkıntılı bir süreç olabilir. AirPods Max tanıtıldı arkadaşlar. Apple şaşırtmadı bizi ya yine. kaçtı fiyatı ya? 5699 lira.
Kulaküstü ilk kulaklığı Apple'ın biliyorsun Beats'i satın almıştı arkadaşlar. Şimdi kendi Beats markası ile çıkarıyordu. Evet, kendi markası olarak çıkardı. 5700 lira Türkiye fiyatı. Türkiye fiyatı. Şeyi söyleyeyim hatta ben sana söyledim bunu konuştuk yayından önce Osmanlı. Kulaklık petleri değişiyor ya arkadaşlar. Onu bile kaç para diyor? 700 liraya satıyor Apple. 700 liraya bayağı kaliteli kulaklık alıyorsun ya. Ama şimdi o pet de Apple abi. Apple yani. Apple ya. Ya Apple yani. Uzaydan geliyor. Tabii. Arkadaşlar gerçekten şaka bir yana aşırı abartılı fiyatlar yani. Evet. Geçen bir haberini okumuştum ben onun. Yoga matı mı ne satıyorlar? 120 dolar ki yoga matı da arkadaşlar baktığınız zaman internette. Poliüretan plastik bir malzeme. Yani hani 40 liradan başlıyor fiyatları. En kalitelisi böyle çok kaliteli bir yoga matı alayım diyorsanız 250 liraya alıyorsunuz ama gerçekten kaliteli yoga matı. Apple'ın hani sadece dolara çevirdiğimizde Türkiye'de satılırsa 1000 lira gibi bir fiyata denk geliyor. Daha da onu vergi mergide şişirir Apple. 1000-1500 lira gibi bir şey olur. Yani yok ama mat bu yani. Yani diyecek bir şey olmuyor. Apple yani. Abi Apple. Yani Tim Cook Türk, dünyanın en ünlü zenginleri arasında girmiş bir isim ki. CEO bir de yani. Bu arada şirket sahibi olmadığı halde. Çünkü diğer isimlere bakınca işte Mark Zuckerberg, Jeff Bezos falan var. Elon Musk adam var. Oradan, adam oradan dünyanın en zengin isimler listesine girdi. İşte böyle giriyor. Yani 5700 liraya kulaklık satarsam ben de girerim. Ya ben bunları ne bileyim övenleri de anlamıyorum ya. Şimdi muhtemelen arkadaşlar diğer kanalları da izleyeceksinizdir hani teknoloji tarafından. Vay aman Allah'ım. Oo. Yeah come on. Bu nasıl bir ses? Daha önce hiç duymamıştım. 5700 lira verirsen. Gerçekten arkadaşlar müthiş bir ses. Kulaklarım şu anda bayram yapıyor. Falan diye. Gaza gelmeyin arkadaşlar. 5700 lira çok özel bir kulaklık değilse verilmez. Ya tabii ya. Ben durumu vardır adamın. Tamam onlara ben saygı duyarım da. Ya biraz Türkiye şartlarında ne bileyim kulaklığa 5000 küsür lira vermek çok absürt geliyor bana. Absürt. Ya. Absürt. Kesinlikle. Ya gidin bir fakire yardım edin. Bir hiç ya. Ha 5700 lira işte daha. Sevaplaştırmış olursunuz. Geçen aldık taş gibi Bluetooth kulaklık JBL'in 350 liraydı ya. 350 lira arkadaşlar gayet de güzel. Bası da veriyor, tizi de veriyor. Hayır tamam ANC var bilmem ne var. Onları da koysan 3500 orada çok zor. Orada en pahalı kulaklık. 4000 mesela MediaMarkt'a gittik. Bakıyorduk 1500 lira falan kulaklık vardı. Ki kulaklıkta yok yok arkadaşlar yani. Sennheiser'ın galiba değil mi? Evet. Ki her şey var. Aktif gürültü engellemesine kadar kulak hani o şeyleri, süngerleri hafızalı falan yumuşacık gerçekten hani bazı kulak üstü kulaklıklarda şey vardır, acıtır macıtır. Bunda hiçbir şey yok. Gayet konforlu evet. Monforlu böyle. 1.5 milyar yani. 5000 küsür lira değil. Apple, neyse Apple işte bildiğimiz gibi. Bir diğer önemli haber. Konuşup da canımızı sıkmayalım. Asabım bozuldu. Bir diğer önemli haber. Huawei Mate 40 Pro Türkiye'de satışa sunuldu. Biz de incelemesini yaptık arkadaşlar. Güzel bir telefon olmuş. Sen baktın, sen kullandın Osman. Ya ben biliyorsun. Telefonu beğendim. Ben mesela Mate 30'da da, Mate 30 Pro'da da tasarım çok hoşuma gitmişti. Hı-hı. Hani böyle kavisli ekran. Ekran bir de sonlara kadar. Mesela ben takip edenler bilir hani Renault 3 Pro kullanıyordum. Yani bunda çerçeveleri belli ediyor kendini. Şeyde kavisli ekran olmasına rağmen. Evet. Ama onda kavisli ekranı dibe kadar indiriyorlar ya hiç belli olmuyor falan. Gerçekten çok hoşuma gidiyor o tasarımı. Bir de Mate 30 Pro'da ses açıp kapama tuşu yoktu. O çok sıkıntıydı. Bunda ben var mı? Onu da kullanmıştım. Mesela bir video izliyorsun tamam mı? Şimdi basıyorsun açılmıyor falan kısamıyorsun. Bunda Allah'tan yine ses açıp kapama tuşunu koymuşlar arkadaşlar. Peki Google olmaması sıkıntımış mı? Yok ya bak o incelemede de ona değindik. Petal Search diye bir olay yaptı ya bunlar. O gerçekten evet. Çok hoş olmuş arkadaşlar. Mesela bir şey aratıyorsunuz ya hani uygulama mağazalarınızda falan dolaşmanıza gerek yok. Sallıyorum şimdi Facebook. Mesela Facebook yok şeyde. App galeride yok. Yok. Amerika'da olduğu için muhtemelen. Netflix. Hiçbiri yok bu arada. Ben Netflix, P40 Pro kullanıyorum. Instagram, şey, Twitter, Facebook. Bunların hiçbiri yok arkadaşlar. Ama ne var? Petal Search yazıyorsunuz ya. Orada uygulamalar diye bir sekme yapmışlar. Direkt oraya tıkladığınız zaman işte pek çok hani resmi sitede varsa eğer uygulama resmi siteyi sizi yönlendiriyor. Direkt olarak uygulamayı indiriyorsunuz. Resmi sitede yoksa da bu APK Pure falan var ya güvenliğin hani kanıtlanmış olan şeyler uygulama mağazaları oraya sizi yönlendiriyor. Direkt olarak oradan indirmenizi sağlıyor. Yani uygulama sorununu büyük ölçüde açmış. Halletmişler. Ne yok? İşte Google'ın uygulamaları yine yok. Nedir? İşte YouTube'dur. YouTube'dur. Google Maps'tir. Tabii ki zaten girmen Google gerekiyor. Maps diye bir şey yapmışlar. Onu da test ettim. Trafikte falan gerçekten gayet güzel gösteriyor. Ben zaten Google Maps kullanmıyordum. Yandex'i kullanıyordum ki Yandex var. Şey de güzel ama Petal Maps de hoşuma gitti yani. Trafiği falan gerçek zamanlı gösteriyor. İETT mi İETT saatleri falan var. Onlar da gösteriyor de otobüsler trafikte geciktiği için onlar şey sıkıntı olabilir. Geliyorlar.
Orada biraz sıkıntı var. Son olarak arkadaşlar haftanın bir diğer önemli haberi ise Hediyeli yarışmamız var. Başladı. Bir tane değil. Birkaç tane hediye verdik. 6 tane böyle bakın. 6 tane hediye veriyoruz. 6 tane. Bir dönem yapmıştık, ara vermiştik. Şimdi tekrar başladık. Bunlar devam edecek arkadaşlar. Bir seri daha var. Böyle 5-6 tane ürün vereceğimiz. Yılbaşına kadar böyle bununla beraber yani bir tane daha yapacağız. Yılbaşı çekilişi de yapacağız bir tane arkadaşlar. Hatta o yılbaşı çekilişine bir tane de telefon vermeyi düşünüyoruz. Evet. Onu da buradan sizlere duyurmuş olalım. Takipte kalalım o zaman. Bu hafta da böyle haftanın gündemini değerlendirmiş olduk. Eğer teknolojiyle ilgili, haftanın gündemiyle ilgili sormak istediğiniz sorular olursa bu videonun altına veya diğer videolarımızın altına iletebilirsiniz. Haftaya yepyeni bir bölümle görüşmek üzere demeden önce kanalımıza abone olun ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.